Çoban'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize selam olsun. Hayvancılık yapan herkese selam olsun. Yine çok yoğun bir gündeyiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Malum hayvancılık yapan herkese kaba yem gerekli. Onun peşindeyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Sizlere de bahsetmek istediğim önemli bir konu var. Hepiniz benim gibi hayvancılık yapıyorsunuz. Bizim şu an en büyük düşmanımız sizlerin de bildiği gibi stokçular. Ama şöyle söyleyeyim, bugünkü video tamamen biraz farklı olacak. Bütün suçu stokçulara yüklemeyeceğiz. Hatayı biraz da kendimizde aramamız gerekiyor. Kendim yaptığım, sizlere de önereceğim en önemli konulardan bir tanesi. Lütfen gördüğünüz gibi bu biçildiği zaman gelin yerinizden kalkın, gelin tarlalara, üreticileri, yem bitkilerini üretenleri bulun, onlarla beraber konuşun, ayarlayın. Yani işinizi sağlama bağlayın. Kış geldiği zaman yoncanızı, samanınızı almaya çalışmayın. Daha her şey sıcağı sıcağına yerinde anlaşın. Onlar bu malı, bu malzemeyi stoğa götürmeden buradan malınızı alın, gidin. Yani burada sizin yapmanız gereken şey şu. Bugünlere gelmeden bir defa finansal olarak kendinizi buraya adapte etmeniz gerekiyor. Yani param yoktu, o yüzden alamadım. Böyle şeylere olabilir, insanız. Tam o an paramız olmayabilir ama başka yapacağınız harcamaları başka zamanlarda yapın. Ama bu otunuzun, yeminizin parasını lütfen kendiniz için doğru zamanda ayırın ki biçim yapılırken doğru zamanda bunu almadığınız zaman üzerine koyuyorlar fiyat farkını. Bu sefer alma şansınız iyice zorlaşıyor. Yani alırken kazanmanız gerekiyor. Bu işin şifresi bu. Biz malımızı önceden alırsak stokçuların eline de düşmemiş oluruz. Aynı anda şu konudan da bahsedeyim size. Nakliye konusu da önemli. Nakliye konusunda da kesinlikle acele etmeden yüksek fiyat çeken insanların eline düşmeden bir araştırın, sorun eşinize, dostunuza. Mesela gösterebilirsin, biz nakliyemizi senelerin, yılların eskitemediği Chrysler Fargo ile, çoğu zaman yeri geliyor bununla beraber 5-6 sefer yapıyoruz ama sebebi nedir? Bununla yaktığımız mazot başkadır. Bir nakliyeciye söylesen bizim 100 liraya, 200 liraya, 300 liraya geri getireceğimiz malzemeyi adam bize 1000 lira fiyat çekiyor. Yani bu konular önemli konular. Her şeyi zamanında yapabilmek ve nakliyeyi de doğru şekilde ayarlayabilmek sizin en büyük kazancınızdır. Ondan sonrası zaten Allah kerim. Aynı işleri tekrar edip yapıyorsunuz. Görüyorsunuz yani burada ben ot bulamadım, saman bulamadım, şunu bulamadım, yonca bulamadım, mısır bulamadım diye böyle bir şey yok. Tek size lazım olan şey rahatınızı bozup, konfor alanınızı bozup birazcık gezmeniz gerekiyor. Üreticileri gezmeniz gerekiyor. Diğer tarafları gösteriyorsun. Bu tarlalar hep biçildi arkadaşlar. Bu tarlaları birileri aldı, götürdü yani. Aktif olmanız gerekiyor. Olayların içinde olmanız gerekiyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.